Sokak iftarları veriliyor. NTV'den Baran Bila şu anda Çekmeköy'de. Yanında da Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz var. Sözü onlara bırakalım ama ana haberde saat 20'de tekrar görüşelim. Evet Seda, şu an Sultan Murat Caddesi'ndeyiz. Çekmeköy'de son hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 4000 kişi iftar verilecek. Dakikalar sonra yayın konuğumuz Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmadınız. Teşekkür ediyoruz. Nasıl bir hazırlık var başkanım? Yanılmıyorsam 4000 kişiye bir iftar verilecek. Ayrıntıları sizden dinleyelim efendim. Evet, biz tabii sokak iftarlarını yaklaşık işte 11. yıldır yapıyoruz. Burada da bugün 4000 kişiyle, 4000 Çekmeköy'le, Taşdelen'le beraber iftar edeceğiz. Hakikaten çok güzel bir atmosfer. Yani burada verdiğimiz yemeğin herhangi bir artısı değil. Yani insanlarımız bunu evinde de herhangi bir yerde de bu yemeği yiyebilir. Ama burada bir komşuluk, bir aidiyet, bir Ramazan duygusunu paylaşma adına yaptığımız bir çalışma. Gerçekten vatandaşlarımızın çok yoğun ilgisi var, yoğun bir talebi var. Biz tabii artık Ramazan kışa doğru gelmesi hasebiyle her akşam yapamıyoruz tabii. Hava koşullarıyla işte yağmur oluyor, soğuk oluyor. Ama yaptığımız zaman da gördüğünüz gibi gerçekten muazzam bir katılım, muazzam bir coşku. Çocuklar özellikle, hani istiyoruz ki eski Ramazanları Çekmeköy'de yaşatalım. Bunun için bu gayretlerimiz. Yaklaşık kaç merkezde, kaç kişiye toplam iftar sofraları düzenleniyor? Bizim aşağı yukarı şu anda 10 merkezde bu iftarlarımızı yapıyoruz. Bunun dışında yine çadır iftarlarımız var. Yani her akşam verilen iftarlarımız var. Ama bu tarz meydanlarda, sokaklarda, Çekmeköy'de 10 iftarla vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Biraz bahsettiniz gerçi ama sizin gözlemleriniz nasıl? Dediğiniz gibi komşuluk ilişkilerinin gelişmesi açısından, mahalle sakinlerinin kaynaşması açısından ne gibi gözlemleriniz var? Bakın şu anda olduğumuz mekanda da birçok sitenin olduğu bir Çekmeköy'de site tabii çok fazla. Yani inanın komşu komşuyu tanımıyor. Yani bir cenazeye gidiyorsunuz. Mesela gittiğiniz zaman oradan çıkan bir başka bir vatandaş size diyor ki hayırdır başkanım? Ya diyorsun işte bir komşunuzun annesi rahmetli oldu. Haberdar değil. Yani maalesef İstanbul bize bu kültürümüzü yok etti. Yani birbirimizle olan diyalogumuzu, komşuluk ilişkilerimizi maalesef kaybettik. Ama bu masa etrafında, çünkü burada fakir, ayrım, zengin, hiç kimse olmamaksızın herkesi davet ediyoruz. Ve inanın bu masa etrafında dostluklar kurulu. Aa sen de bizim binada mı, aa sen de bizim sokakta mısın diyerek bir ayrı bir komşuluk, ayrı bir güzellik. Zaten Ramazan'ın doğasına uygun bir güzellik bu. Yani biz tabii Ramazan'da hani olan olmayana versin, evinizi açın, işte zekat ayının, fitrenin, sadakanın bol dağıtıldığı bir ay. Böyle bir ayda bu komşuluk duygularını perçinleştirmek herhalde yerel yönetimcilerin en çok hoşuna giden işlerden bir tanesi olsa gerek. Sosyal yardımlar ne şekilde düzenleniyor? Biz tabii bu Ramazan ve yıl 12 ayda bu sosyal belediyeciliği yapıyoruz. Bakın biz şu anda evinde, yani yaşlı diyelim bir teyzemiz var, bir amcamız var. Onun temizliğini bile evine bizim ekiplerimiz gidiyor yapıyor. Evinde yemeği yapacak kimsesi olmayan yüzlerce aileye her gün 3 öğün sıcak yemek götürüyor. Sabah kahvaltısı, öğlen akşam yemeğine varıncaya kadar. Mesela bir amcamızın işte temizliğini, sakal tıraşını, evdeki o bir hanım kardeşin, bir annemiz yaşlı mesela banyosunu yapamıyorsa ona bir hanım kardeşimizin giderek banyo yaptırıncaya kadar. Yani her türlü sosyal belediyecilik anlamında ne gerekiyorsa insanımızın yanında oluyor. Ve ben bir şey daha söylüyorum. Birçok yere gidiyoruz, birçok gezilerimizle, insanlarımızla beraber oluyor. Diyorum ki bakın, biz şu anda şunu size söylüyorum. Eğer sokağınızda bizim bilemediğimiz, duyamadığımız ama bir fakir var, bir fukara, mutlaka onu siz getirin ki o ecirden sevap alın. Ama diyelim getiremiyorsunuz, arayın, biz gelip alalım. Biz sosyal belediyecilikte asıl bize gelemeyen, o gelenler zaten bir şekilde ulaşıyor. Ama gelemeyen, çünkü istemek çok zordur. Hakikaten hani Allah Resulü de öyle diyor ya, sağ elin verdiğini sol elin haberi olmasın. Biz bunu böyle yapalım ve biz o insanları bulalım, gidelim, araştıralım ve biz şu anda bölgemizde inanın eğer bir fakir, bir yoksul evinde bu anlamda sıkıntılı yaşıyor da bundan bizim haberimiz yoksa bundan çok büyük bir vebal var. Bu vebali bilerek onlarla ulaşmaya, onların eksiklerini gidermek için bir belediye çalışması yapıyoruz. İnanın sosyal belediyecilikte o kadar iyi şeyler yapıyoruz ki burada saatlerce bunu anlatsam zaman yetmez. Başkanım, hep büyüklerimiz der, eski Ramazan günlerini anlatırlar, duydukları özlemi anlatırlar. O geleneksel kültürü yaşatmak için farklı kültürel etkinlikler düzenleniyor mu? Ne gibi etkinlikler yapılıyor yine sizlerle? Tabii çok meydanımız mesela, burası da o meydanlardan bir tanesi. Mesela çocukları burada buluşturuyoruz. Karagöz, Hacivat'tan tutun. Birçok oyunlarımızı, yani bizzat çocukların kendilerinin de içinde olduğu. Yani o oyunu hem yazıyor, hem oynuyor, hem çizimini yaparak. Burada onların tabii işi ustalarıyla beraber değerli
öğretim görevlilerimizle beraber birçok etkinlik yapıyoruz ve bu meydanda inanın mesela siz şimdi iftardan şöyle, gerçi bu akşam hani bu masaların toplanması belki uzun sürer ama burası cıvıl cıvıl böyle çocuklarla böyle oyun alanlarıyla doluyor. Bunun gibi birçok noktalarda bu Ramazan etkinliklerini yapmaya gayret ediyoruz. Yani daha doğrusu Ramazan'ı Ramazan gibi, o eski Ramazanlar gibi yaşatabilmek adına ne gerekiyorsa bunu biz Çekmeköy Belediyesi yapıyoruz. Başkanım, Çekmeköy'deki projeleri de sormak isteriz size. Yatırımların arttığı bir bölge Çekmeköy. Son yatırımlar ne durumda ve daha önce son yıllarda yapılan yatırımlar ne gibi katkılar verdi ilçeye? Şimdi şunu söyleyeyim, tabii Çekmeköy'de bir kere biz ulaşımı, yani biliyorsunuz eğitim, sağlık, ulaşım, bunları çözdüğünüz zaman bütün herkesin sorununa bir nebze olsun bir çare oluyorsunuz. Biz bakın tabii ulaşımda biz Çekmeköy'e metroyu getirdik. Tabii burada önceki Kadir Bey'in, Mevlüt Bey'in ve o zaman Ulaştırma Bakanı olan şimdi de Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olan Binali Bey'in çok ciddi katkısı var. Yani Çekmeköy'e yeni bir ilçe olmamıza rağmen biz şimdi Çekmeköy'den hemen şurada 200 metre mesafeden metroya bindiğiniz zaman İstanbul'un her yerine ulaşabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir şans. Şimdi bizim tabii de Taşdelen bölgesinde metro projemiz var. Ben şimdi vatandaşlara diyorum ki bakın metro demek Binali Bey demek. İnşallah 23 Haziran'da da Binali Bey'in kazanması halinde Allah'ın izniyle bizim Çekmeköy'den devam eden Taşdelen, Sancaktepe, Sultanbeyli metromuzu da en kısa zamanda, şu anda tabii biraz durağına geçti. Çünkü hani bir biliyorsunuz arada bir kesinti oldu Büyükşehir'inde. Ama inşallah Binali Bey'in Allah'ın izniyle ben inanıyorum 23 Haziran'da kazanmasıyla beraber bu metro çalışmamız çok hızlı bir şekilde devam edecek. Ve bizim Taşdelen'den kaldı ki biz bunu bir uzatmayı da Nişantepe'ye kadar düşünüyoruz. Yani Binali Bey'le görüştük, ekibiyle görüştük. Proje oraya kadar yok ama sağ olsun Binali Bey tamam dedi. Nişantepe'ye kadar inşallah metroyu getireceğiz. Yani bu da çok önemli bir çalışma. Tabii eğitimde çok iyi bir yerdeyiz. Yani diyebilirim ki biz Çekmeköy Belediyesi olarak 25'in üzerinde okul yaptık Çekmeköy. Belediyeler, hayır sahiplerimizle, vatandaşlarımızla, işte belediyemiz şu anda bakın eğitim işte bir engelliler okulu yapıyoruz. Belki de Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim bölgesine, ilçesine bir engelliler okulu yapıyor. Şu engellilerin çektiği, bir de geçen hafta biliyorsun engelliler haftasıydı. Çektiği sıkıntılar gidip görüyoruz. İnşallah hem annelerimiz, yani engelliler okulda okurken anne baba da dışarıda sosyal faaliyet anlamında birçok güzelliği yaşatabileceğimiz büyük 4000 metrekare bir arsa içinde inşallah çok güzel bir engelliler okulu yapıyor. Bunun gibi onlarca okulumuzu Çekmeköy'e kazandırdık. Bir de tabii sağlık. Bakın biz 30 tane aile sağlık merkezi kurduk. Sağlık ocakları yaptık bölge. Ve sonunda da bunu seçimlerden önce açtık. Bir Çekmeköy Devlet Hastanemiz var. Yani eğitim, sağlık ve ulaşım. İnanın Çekmeköy denince hani akla biz eğitim vadisi gelsin dedik ama her yönüyle şu anda Anadolu yakasının bir cazibe merkezi. İnsanlarımızın tercihen geldiği bir ilçe. Bunda tabii ki ben emeği geçen herkesten, başta tabii Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, şimdiki adayımız Binali Bey ve önceki başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de tabii belediyeler olarak kendi ilçemizde işte kültür merkezleri, bilgi evleri, onlarca yüzlerce çocuğumuzun eğitim aldığı, işte uluslararası bilim olimpiyatları yarışması gibi ki, üçün Aziz Sancar adına rahmetli Erbakan hocamız adına ismini verdiğimiz ve bizzat Aziz Sancar Bey'in gelip ödülünü kendisi verdiği uluslararası bilim olimpiyatları yarışmaları yaptık. Ali İzzet Begoviç adına Allah rahmet eylesin yine yaptığımız ve bu sene inşallah dördüncüsünü yaptığımız. Bunun gibi birçok etkinliklerimiz yaparım bir Çekmeköy. Sayın Başkan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'la hem son hazırlıkları konuştuk, artık masalar kuruldu. Yaklaşık yarım saatlik bir süre var iftar vaktini ve Çekmeköy'deki yatırımları değerlendirdik.